Kimi 1600 dedi, kimi 2000. Asgari ücret diye bir şey kalmadı. Elimizde para kalmadı zaten. Her şeye zam. Ona zam, buna zam, şuna zam derken 1300 lira yaptılar. Her şeye zam geldi. Fazlasıyla kat kat misli olarak bizden geri alındı. Bir ailenin geliri 2000 lira bile yetmiyor yani. Bir doğalgaz 500-600 lira geliyor. Yani elektrik faturam 100-120 lira geliyor. Su faturam 80 lira. Çocuk, bezi, maması, yemeği, içmesi hiçbir şekilde hiçbir şeye yetmiyor yani. En az 3000 lira olmalı. En az 3000. 2017 yılı yaklaşırken asgari ücret tartışmaları sürüyor. Bu ülkede 1600 liraya geçinmek, cambaz olmak lazım, sihirbaz olmak lazım. Yahut bunu söyleyenlere 1600 liraya verip bir odaya kapatmak lazım, demek lazım. Ya sen bununla bir geçin bakalım, geçinebiliyor musun? Sonra diyorlar, Nihat Zeybekçi 1600 lira asgari ücretle kendisi geçinsin. Değerli arkadaşlar, asgari ücret demek asgari geçim demek değildir. 2017 yılı asgari ücretinin en az 2000 TL net olması gerekmektedir. Hani 2000 lira olması lazım normal şartlarda. Ama 1600 bile buna şükür deyip geçineceğiz yani. Meclise oturanlar 15-20 milyar bilmem kaç para emekli maaşı alıyorlar. Çalışanlarımız ne yapsın? Ben emekli olduğum halde çalışıyorum. İki çok fazla. İki herkese verse ne olacak? 1600 lira olmalı net yani. 6,5 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücret komisyonu ise 6 Aralık'ta toplanacak. Vallahi önceki işimi asgari ücret aldığım için bırakmak zorunda kaldım. İş değişikliği yaptım. Asgari ücret düşük, evli olanlar, çocukları olanlar için bu zaten büyük bir sıkıntı. Asgari ücretin en az 2000 lira olmasını istiyorum. Çalışan milyonlarca vatandaşsa 1600 liranın yetersiz olduğunu vurguladı. Bu asgari ücretin 1600 olması gerekir. Aslında 1600 lira bile çok az. Bunun daha da artması lazım.